Kütahya'da kaçak işçiliğe hayır. Kütahya'da Suriyeli ve Afganlı kaçak işçiliğe hayır. Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gökten, Kütahya'da Suriyeli ve Afganlı kaçak işçi çalıştırmaya hayır açıklaması. Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gök, bilindiği üzere Kütahya'mız sanayisi, üretimi, markaları ve ihracatıyla ülkemizin en önemli şehirlerindendir. Fakat son zamanlarda aldığımız bilgilere göre Kütahya'mızın adına, şanına, marka değerine yakışmayan olaylar yaşanmaktadır. Kayıt dışı istihdam ve sendikası çalıştırmaya zorlama, asgari ücretin dahi altında insan çalıştırma, kalifiye işçileri asgari ücrete mahkum etme, başta mülteciler olmak üzere tüm emekçilere yapılan bu yasa ve insanlık dışı sömürüyü Kütahyalılar olarak asla kabul etmiyoruz. Mevcut durum hem insanlık onurunu ayaklar altına alıyor hem de haksız rekabetin önünü açıyor. Bu durumu Kütahya'ya layık görenleri kınıyoruz. Emek ve alın terimiz için bu durumların karşısında olup yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz dedi. Türk İş Kütahya İl Temsilcisi İsmail Gök, Türk İş Konfederasyonumuz önderliğinde başlatılan vergide adalet mücadelesi devam ediyor. Mevcut vergi sistemi ücretli çalışanlar için bir zulümdür. Vergi dilimleri kazandığımız ücreti yılın ikinci yarısında eritiyor. Biz Ocak ayında aldığımız maaşı Aralık ayında da almak istiyoruz. Vergisini ödemeyenlerin vergi yükünü taşımak istemiyoruz. Tüm emekçiler olarak vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın diyerek tüm milletimizin desteğini bekliyoruz dedi. Bilindiği üzere Kütahya'mız sanayisi, üretimi, markaları ve ihracatıyla ülkemizin en önemli şehirlerindendir. Sanat eserleri, ürünlerimiz, emek ve alın teri ile çalışan işçilerimiz, fabrikalarda tüten bacalarımız hepimizin gururudur. Fakat son zamanlarda aldığımız bilgilere göre Kütahya'mızın adına, şanına, marka değerine yakışmayan olaylar yaşanmaktadır. Kayıt dışı istihdam, sendikasız çalıştırmaya zorlama, asgari ücretin dahi altında insan çalıştırma, kalifiye işçilere asgari ücrete mahkum etmekte. Başta mülteciler olmak üzere tüm emekçilere yapılan bu yasa ve insanlık dışı sömürüyü Kütahyalılar olarak asla kabul etmiyoruz. Mevcut durum hem insanlık onurunu ayaklar altına alıyor hem de haksız rekabetin önünü açıyor. Bu durumu Kütahya'ya layık görenleri kınıyoruz. Emek ve alın terimiz için bu durumların karşısında olup yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli Kütahyalılar, Türk İş Konfederasyonumuz önderliğinde başlatılan vergide adalet mücadelesi devam ediyor. Mevcut vergi sistemi ücretli çalışanlar için bir zulümdür. Vergi dilimleri kazandığımız ücretin yılın ikinci yarısında eritiyor. Biz Ocak ayında aldığımız maaşı Aralık ayında da almak istiyoruz. Vergisini ödemeyenlerin vergi yükünü taşımak istemiyoruz. Tüm emekçiler olarak vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın diyerek tüm milletimizin desteğini bekliyoruz. Ülkemizde terörün son bulduğu, coğrafyamızda kan ve gözyaşının durduğu, emek ve alın terinin hakkını aldığı, adaletin hüküm sürdüğü bir dünya umuduyla Türkiye Çimse İş Sendikası Genel Başkanımız Zekeriya Nazlım, Türk İş Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay önderliğinde çalışmaya, üretmeye, hakkı ve adaleti savunmaya devam edeceğimizi bildiriyor. Herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygılar sunarım.